İlk evim konut finansman projesinin faizli olduğunu ve dinen caiz olmadığını belirttiniz. Peki konut sahibi olma hususunda Müslümanlara sunulan bir çözüm var mıdır? Kim bize uzun vadeli borç verir? Veren olursa da bir sene içinde bile veren kişi zarar eder. Bu durum için bir öneriniz var mıdır? Şimdi veren kişi zarar eder etmez meselesi şey değil. Bu bir hayali bir ifade. Eğer adam ticaret yapıyorsa alıcıyla satıcı herhangi bir fiyat üzerinden anlaşmışsa burada anlaşma geçerli ve satış da geçerlidir. O kâr mı etti, zarar mı etti falan böyle bir şey olamaz. İkincisi de işte böyle bir proje var mı? Kardeşim herhangi bir kişi konut alım satımı ile uğraşabilir. Aldığı konutları vadeli yollara satabilir. Buna da herhangi bir şey yok. Ama burada asıl mesele şu. Bugünkü sistemde konut satışı değil, sen bir konut alıyorsun, kaç lira? Diyelim 100.000 lira. Adam diyor ki o 100.000 lirayı bana getir. O da gidiyor bankadan 100.000 lira kredi alıyor. Ne zaman ödeyeceksin? İşte şu kadar zaman. O kredi karşılığında borç şey yapıyor, bankaya borçlanıyor, evi alıyor. Evi faizle almış olmuyor, faizli krediyle almış oluyor. Çünkü ev alım satımda bir yanlış bir şey yok. Almış ve parasını ödüyor. Ama o parayı bankadan ya da herhangi bir kuruluştan kredi olarak yani faizli borç olarak alınca orada faiz şeyine girmiş oluyor. Haramına girmiş oluyor, yasağına girmiş oluyor. Allah-u Teala faizi kesin olarak yasaklamıştır. Dolayısıyla bir Müslüman bunu yapamaz. Ama ben işte nasıl yapayım falan, nasıl yapayım değil. Senin yapman gereken tek şey Allah ne emrediyorsa ona uymaktır. Sen uyarsan Allah-u Teala senin önünü açar. Ev sahibi olursun diye bir şart yok. Allah-u Teala bu dünyada bize ev sahibi olma şartı getirmemiş. Bize araba sahibi olma şartı getirmemiş. Ama kendi emirlerine kesin olarak uyma şartı getirmiştir. Biz o emirlere uyar, elimizden geldiği kadar çalışırız. Eğer Allah'tan niyaz edersin, Ya Rabbi bana hayırlı bir ev sahibi olmayı nasip et dersin. Nasip eder ya da etmez. Ama sen çalışmazsan neticede hiçbir şey alamazsın. Faize girdiğin andan itibaren tamamen kendini köleleştirmiş olursun.